Ahmet Sait buldum. Günay abi. Onyekuru ne oldu? Galatasaray gelecek mi? Bunu istersen senin yayına bırakabilirim abi. Yok fark etmez. Burada da anlatalım. Benim yayında da konuşuruz. Her şey şu an Onyekuru'nun elinde arkadaşlar. Eğer Onyekuru ben Galatasaray'da parladım. Galatasaray'a her gittiğimde Galatasaray'dan iyi döndüm. Yine Fatih Terim'e ihtiyacım var derse ve diretirse Galatasaray'da Monaco Galatasaray'a göndermek zorunda kalır. Şu an bu tavrının tam anlamıyla ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer Onyekuru diretirse Galatasaray'a gelir ve Galatasaray'a gelmesi de onun için doğru olur. Galatasaray'a geldiğinde çünkü %90 ayağa kalkacak Günay. %90 evet. Tekrardan o sol kanattan alıp kaleye girecek, golleri atmaya başlayacak. Bunu Rusya'da yapabilir mi? Bunu Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da yapabilir mi? Soru işareti. Ama Türkiye'de Fatih Terim'le yapar. Fatih Terim ona inanıyor çünkü. Onyekuru'nun Galatasaray'a ihtiyacı var. Direttiği anda da Galatasaray'a gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kenan Bey yazmış. Keşke o Telegram'ı kullanabilsem ama sizi buradan destek vereceğim demiş. Buradan da yeterli. Kendisine çok teşekkür ederiz. Her yayınlarımıza geliyor ve bize destek veriyor. Kenan Bey'e de teşekkür edelim. Hemen maçı sormuşlar kaçta diye. Saat 21'de A-Spor'da olacak. Evet. Hemen Salah Kıbrıs'ta bir takımda oynuyormuş galiba. Bonservis bedeli ucuz olur mu demiş Ulaş Ustaoğlu. 1,5 milyon euro civarı bir bonservisi var. 1,5-2 milyon euroya alacak işte Galatasaray. Yani eğer Onyekuru, pardon düzeltiyorum, Marco ve Lundema'dan birini satabilirse Galatasaray'ın listesindeki alternatif oyunculardan bir tanesi Atilla Salay. Evet. Tekrar bir Taylan Aydemir, Günay, herkes tutturmuş Ali Yavuz, Bartu, şu bu. Özgür Baran, İsmail Zehir, Hamza Akman, Beknaz falan da var. Özellikle bu Beknaz çok iyi geliyor. Onunla alakalı bilgiler alıyorum altyapıdaki hocalardan. Evet ama şu anda önümüzde olan daha çok yakın olan futbolcular kim bizim elimizde? Bartu ve Ali Yavuz. Biz tabii ki de bunları konuşacağız. Konuşmak da gerekiyor. Ay Yıldız Albayrak. Eyüp abi sanki yorumlarda Pastore sıcak bakıyorsun ama bence riskli ve müzmin sakat genç ve dinamik oyuncu lazım. Mesela Aytaç demiş Ayta. Gene Aytaç'a döndük. Şimdi buna cevap vermek istedim Günay. Javier Pastore eğer sakatlık raporunu temiz bir şekilde alabilirse, sağlamsa yani sağlam rapor alabilirse Galatasaray'a çok net katkı verecek, seviye atlatacak bir futbolcu. Bak şimdi iki tane futbolcu konuştuk 10 numara için değil mi? Dün Javier Pastore, bugün Jesper Lindstrom. İkisi de 10 numara. Javier Pastore sakat değilse katkısı standart. Sana direkt seviye atlatacak bir futbolcu Günay. Gelir ve sana çat 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 gol atar, asist yapar, tamam mı? Hiçbir tereddütün yok ama sakat değilse. Yani ben şunu söylemiyorum ki sağlık raporundan sağlık kontrolünden geçirmeyin, rapor almayın demiyorum ki. Aksine sağlık raporunu alın, sakat değilse direkt hemen ertesi günü başlayıp sana gol atmaya başlasın. Ama Jesper Lindstrom öyle değil. Genç futbolcu. Brøndby dışında hiçbir yer görmemiş. Jesper Lindstrom'u aldığında sana ileride belki çok iyi katkı verebilir. Ama ilk anda hemen transfer olduktan işte birkaç hafta sonra sahaya attığında direkt katkı verememe durumu var. Genç futbolcu adaptasyon problemi yaşayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şuna karar vermek lazım. Devre arası yapacağın transfer genç ileriye dönük bir transfer mi olmalı? Gerekirse yani şampiyonluk yarışında sana çok katkı vermese de olur diyebileceğim bir isim mi olmalı? Yoksa Günay sana soruyorum. Aldın, geldi, işe başladı, gol atmaya, gol attırmaya başladı. Böyle bir futbolcu mu istersin? Ama yaşlı biraz. Katkı versin ama biraz da genç olsun isterim ama Ocak ayı transferi için şunu söyleyeceğim. Bak, Ocak ayı transferi, Kanalı kapatırlar ya. Bak, şu Ocak ayı transferi çok riskli abi. Hep bahsettim, bahsetmeye de devam edeceğim. Net söylüyorum. Sebebi şu, Ocak ayı transferinde direkt takıma katkı verecek oyuncu gerekiyor. Direkt ama direkt tık diye. Çünkü riski çok fazla. Yani aldım işte yedek kulübesinde beklesin aman oynamasın dersen yanılgıya düşersin. Çünkü takım
takımın bir ahengi var. Devam ediyor. Lige devam ediyor. Şampiyonluğa gidiyorsun. Veya farklı bir sıkıntıların var. Mutlaka şey yapmamız lazım. Nokta atışı yapmamız gerekiyor. Eyüp abi. Evet. O yüzden ben şu, hani çok artık Falcao gibi oyunculara çok sıcak bakmıyorum. Ama fayda verecekse Falcao'yu da isterim abi. Bak işte bravo. Javier Pastore'nin maliyeti çok yüksek olmayacak ki Galatasaray'a. Roma ondan kurtulmak istiyor. Alacaksın, getireceksin. Çat diye sana katkı verecek. Bak Perotti var ya, Perotti. Sakatlanmazsa, sakat olmasa Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek bir oyuncu. Kafadan gol attırıyor ya sana. İyi oynasa, oynamasa bile akıllı bir hareketiyle çat diye sana gol attırıyor. Galatasaray'da böyle bir transfer yapabilir uygun maliyetlerle. Ben buna itiraz etmiyorum. O yüzden Pastore eğer sakat değilse gelsin başlasın abi. Evet. Kuzey Aras demiş ki Ozan Vafor lisansı çıkartılacak diye haber çıktı. Doğru mu Eyüp abi? Güney Hocam demiş. Ben Ozan Vafor'un lisansı da çıkartılacağına inanmıyorum Eyüp abi. Sen yani, ne söylersin? Stoper alamama durumuna karşı böyle bir şey istemiş olabilir. Ama Markay veya Luyendama'yı satıp bari Ozan Vafor'u oynatalım derse skandal olur Galatasaray açısından. Hiç iyi olmaz. Ben de açıkçası... Ben de evet yani beklemiyorum böyle bir şey. Muslera ne zaman dönecek demiş. Ocak ayından önce ben zannetmiyorum ama Trabzon maçında sahada olacağı da konuşuluyor. Sen bekliyor musun Ocak ayından önce Eyüp abi? Hayır. Zaten şu an bu lisansı çıkartıldı mı Muslera'nın? Çıkartıldı. O zaman erken de dönebilir ama ben erken dönme taraftarı değilim ya. Sakatlığı tam anlamıyla atlatsın, ligin ikinci yarısıyla beraber takıma monte edilsin düşüncesindeyim. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum ve sağlam dönsün. Bize Muslera sağlam lazım. Muslera döndüğü zaman takımın ahengi tamamen değişecek. Bir kaleci bir takımı ne kadar değiştirebilirse Muslera o kadar değiştiriyor Eyüp abi. Yani mükemmel bir karakter, mükemmel bir lider. Lider olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde lider olduğunu düşünüyorum. Ben son zamanlarda böyle bir kalecinin Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum Eyüp abi. Valla Muslera hatta ben ileride şöyle bir program yapalım diye düşünüyorum. Galatasaray tarihinin en iyi yabancı kalecisi kimdir? Muslera, Smovic, Taferel, Mondragon. Ben çok şükür dördünü de izledim. Dördünü de benim için özel isimler. Bunu mesela konuşalım. Muslera mı, Mondragon mu, Taferel mi, Zoran Simovic mi? Özel isimler bunlar. Muslera bu ligin en iyi kalecisi. Sağlam döndüğünde Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olacaktır. Evet, Muhammed Gürtek'e demiş ki Ali Akman mı Ali Yavuz Kol mu demiş. Hangisi iyiyse yani bu göreceğiz. Şimdi Ali Yavuz Kol bugün veya bu sezon iyi işler yapamazsa bundan sonra Ali Akman geldiğinde faydalı olacaksa yerini kaptıracak. Yani doğal seksiyon diyoruz biz bunu hayatta. Eğer sen başarılı olamazsan, iyi işler yapamazsan, senden daha iyi yapan birisi çıkarsa senin yerine geçiyor. O yüzden Ali Yavuz Kol'un bugünkü fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Selahattin Atan Bey yazmış. Satılan olmazsa Seri, belki Onyekuru, bir de Ahmet Musa gelir, başka da transfer olmaz demiş. Katılıyor musun abi bu yoruma? Ama satılan olacak gibi. Satılan olmazsa demiş. Ya ben dün günaysız Musa Yıldız'la ve Ay Yıldız Albayrak'la yayındayken size bir mesaj attım. Hı hı. O mesajda Seri'nin gelme oranı yüzde kaçtı? 90 yazdım oraya. Evet. Yani Seri bence gelmesi en muhtemel futbolcu, en uygun futbolcu. Satış yapmana da gerek yok. Onyekuru ve diğer isimler ise birazcık satışa endeksli. Hele santrafor transferi. Biz konuşuyoruz ya. Ancak Falcao'yu satarsan yapabiliyorsun. 10 numara. Belhanda gitmezse 10 numara transferi yapamıyorsun. Belhanda'nın satışı için de William Davia'ya yetki verildiğini de biliyoruz.